Her geçen gün sosyal medyada yeni bir akım ortaya çıkıyor. Selfiler, TBT'ler ve son olarak da Falling Star. Peki bu akımlar toplumu ve bireysel psikolojiyi nasıl etkiliyor? Neden bu kadar hızlı yayılıyor ve daha birçok soru da ister istemez akıllara geliyor? Şimdi TvNet muhabiri Mücahit Topçu'ya döneceğiz. Çünkü yanında bir de konuğu var. Hiç vakit kaybetmeden sözü onlara bırakalım. Çünkü bu konu hakkında bizi aydınlatacak açıklamalar yapacak. Evet, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle günümüzde sosyal medya kullanımı da bir hayli artmış durumda. 7'den 70'e herkes bir sosyal medya kullanıcısı ve herkes sosyal medyanın yeni fenomenlerine, yeni akımlarına kapılmış durumda. Özellikle son dönemlerde de daha dikkat çeken bir akım söz konusu Falling Stars, düşen yıldızlar ya da kayan yıldızlar anlamına gelen bu akımı sosyal medyada birçok kişi bir yerden bir yere düşüyormuş gibi fotoğraf çekip bunu kendi hesaplarından paylaşıyorlar. İşte bu konuyu konuşacağız. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi doçent doktor Ali Murat Kırık'la birlikte. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkürler hocam. Bu sosyal medya akımlarını nasıl değerlendirmeliyiz hocam? İnsanlar neden bu akımlara katılma gereği duyarlar? Bunu sorarak başlayalım. Şimdi öncelikle tabii sosyal medyanın öneminden bahsetmek gerekiyor. Bugün 3 milyonun üzerinde sosyal medya kullanıcısı var tüm dünya geneline baktığımızda. Türkiye'de de bu sayı azımsanacak ölçüde değil. Sosyal medya özellikle mobil iletişim teknolojileri, akıllı telefonlar ve tabletlerle birlikte kullanıma gittikçe artan yeni nesil iletişim ortamları durumuna geldi. Ve özellikle bugün baktığımızda sosyal medyada daha çok çocukların ve gençlerin vakit geçirdiğini görüyoruz. Bu tabii ki biraz da hani zamanlarının daha geniş olması, işte bazısının öğrenci, bazısının işte okula gitmeyen daha işte anaokulu sınıfı öğrencisi olduğunu görmekteyiz. Ve akımların da aslında ortaya çıkmasının nedeni ve gençler arasında yaygınlaşmasının temel nedeni de aslında bu. Sadece bu olayı teknolojik boyutlarıyla irdelememiz doğru olmaz. Bunun sosyolojik boyutları da mevcut. Özellikle Türkiye'de baktığımızda ve dünya geneline baktığımızda selfie akımı ortaya çıktı ve selfie akımı aslında sosyal medyanın en temel, en birincil akımlarından biriydi. Ve o hala da devam ediyor. Bazı akımlar hala devam ediyor. Bunlardan biri de TBT, yine her perşembe geçmişe dönük fotoğraflar paylaşılıyor. Evet, yani TBT akımı oldukça yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı ki hala da devam ediyor. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle selfie ve TBT bu alanda popülaritesini kurduruyor. Ve bir de bazen dönem dönem önemli olan akımların ortaya çıktığını görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesini örnek vermek gerekirse Aspect Challenge adını verdiğimiz bir akım ortaya çıkmıştı. Burada da ALS hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirilmişti. Kafalarından aşağı soğuk su döktükleri ünlülerin çoğunlukla olduğu akımdan bahsediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Bu akım aslında bize biraz maliyeti de çok yüksek oldu. Şundan dolayı insanlar bir anda tabii insan vücudu 36,5-37 derecedir sıcaklığı. Ve bir anda siz su dolu, buz dolu bir kovayı kafanızdan aşağı düştüğünüzde yavaş yavaş metabolizmanızda bozulmalar meydana geliyor ve soluğu ne yazık ki hastanede almak zorunda kalıyorsunuz ve acil servisler bu nedenden dolayı Türkiye'de dolup taşmıştı. O dönemi oldukça ben de dikkatli bir şekilde takip etmiştim alanım gereği. Artı bazı dans akımlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi mesela Kiki Dansı. İşte hareketli bir arabadan inerek orada dans gerçekleştirmek, ama bunların hepsi dikkat ederseniz evet çok dikkat çekici ama bunun yanında da bir o kadar da tehlikeli boyutları olduğunu görüyoruz. Onu da Hülya Avşar'ın yaptığı ve Türkiye'de gündem olduğunu biliyoruz. Şunu sormak istiyorum hocam, neden bu akımlara uyma gereği duyuyor vatandaşlar? Hadi diğer sıradan vatandaşlar ya da sizin benim gibi normal vatandaşlar, ünlü olmayan vatandaşlar bu akımı yapıp popülerliğini arttırmaya çalışıyor olabilirler ama Hülya Avşar'ın böyle bir şey ya da Seda Sayan'ın böyle bir akım yapma gereği duymasını neye bağlıyorsunuz? Evet, tabii zaten Seda Sayan demişken şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz az önce de sizin belirttiğiniz gibi Falling Stars adını verdiğimiz kayan yıldızlar ya da Türkçe'ye düşen yıldızlar olarak geçen bu akıma baktığınızda ilk olarak dünyada Rusya'da bu akımın ortaya çıktığını görüyoruz. Rusya'daki zenginlerin kendilerini sosyal medyaya doğru bir şekilde aktarabilmeleri ve daha fazla dikkat çekebilmeleri için gerçekleştirilmiş bir akımdı. Bu Türkiye'de de bunun temsilcisi Seda Sayan oldu. Dikkat çekerseniz Seda Sayan'ın bu akımı gerçekleştirdiği an elindeki poşetleri çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Aslında burada bir viral reklam kokusu da almamız gerekiyor. Çünkü dikkat edin, bir nasıl söyleyeyim size, bir simit firmasının poşetlerini görmekteyiz orada. Ve aslında bu da bir nevi viral reklamlar oluyor. Yani o poşetlerin de aslında taşıdığı anlam yükünün dikkat çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında şunu söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz sosyal medya kendi fenomenlerini oluşturdu. Yani günümüzde 90'lı yıllarda televizyonun özellikle 2000'li yıllarda popüler olması ve 2000'li yıllardan sonra yavaş yavaş ADSL teknolojilerin ortaya çıkması, 3G teknolojisinin ortaya çıkması ve böylece mobil iletişim araçlarının hız kazanmasıyla birlikte yavaş yavaş sosyal medya kendi fenomenlerini oluşturdu ve televizyon özellikle Z kuşağı diye tabir ettiğimiz 2000 ve sonrası doğan nesil için biraz daha popülaritesini yitirmeye başladı. Dolayısıyla o dönem sadece televizyonda görülen o starlar, yıldızlar yavaş yavaş etkilerini kaybetmeye, sosyal medyadaki o fenomenler, bugün baktığınızda mesela örnek vermek gerekirse Danla Biliç'i görmekteyiz. Danla Biliç ne alıyor? Makyaj videoları gerçekleştirerek bir anda popüler duruma geldi. Neden onu örnek verdim? Çünkü bu Falling Stars akımına kendisi de girdi. O da aynı şekilde böyle bir fotoğraf. Ünlüleri bunlar oluyor. Aynen öyle. Ama bu şu oluyor tabii ki, eski dönem diye tabir ettiğimiz özellikle geleneksel medyada çok yıldız durumunda olan isimlere baktığınızda onların tekrardan eski popülaritelerini sağlayabilmek amacıyla bunları gerçekleştirebildiğini de söylemek mümkün. Çünkü bu tarz isimler de hala devam ediyorlar. Bu tarz paylaşımlar yapmaya da hala devam ediyorlar. Dikkat çekmek gereken bir diğer nokta, burada hani siz dediğiniz neden sıradan insanlar bunu gerçekleştiriyor, yapıyor ya da neden işte gençler arasında bunlar yayılıyor. Burada da aslında zaten sosyal medya doğası gereği beğeni üzerine kurulu bir yapıdır. Yani burada has, hedonizm, narsizm ön planda yer alır. Siz bir fotoğrafı zaten insanların görmesi ve bunu paylaşması için sunarsınız. Ve dolayısıyla da gençler etrafından geri kalmamak, çevresel faktörler, buna belki hani Şerif Mardin'in tabiriyle mahalle baskısı da diyebiliriz. Yani insanlar bunu, çocuklar, gençler bunu paylaşma gereksinimi hissediyorlar kendilerinde. Neden? Ben de arkadaşım gibi olayım, arkadaşımdan geri kalmayayım diyor. Geçmişte o rekabet, işte sınav notları, işte ne bileyim dersler arasındaki rekabet artık günümüzde yerini neye aldı? İşte sosyal medyada daha fazla beğeni, daha fazla takipçiye ulaşma aldı. Ve bu akımların da aslında ön plana çıkmasının yegane etmenlerinden bir tanesi de bu oluyor. Ama bu akımlar ilk değil ve son da olmayacak. Burada doğru bir şekilde bunları okuyabilmek ve iyi dijital okur yazar olmamız gerekiyor. Sadece çocukların ve gençlerin değil, ebeveynlerin de bu noktada ön planda olması ve aile olarak onlara yardımcı olmaları, onları doğru yola sevk etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Peki hocam, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Doçent Doktor Ali Murat Kırık canlı yayın konuğumuzdu. Sosyal medyada ki akımları konuştuk kendisiyle. Oldukça dikkat çekici açıklamalar yaptı. Sözü yeniden merkeze bırakalım. Mücahit Topçu, teşekkür ediyoruz. Konuğuna da ayrıca teşekkür edelim ve bültenimiz devam ediyor. Gündüz Kuşağı devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal